Kemer müsabakası. Bir yanda Kubilay Tarhan, bir yanda Mesut Minali. 71,5 kilogramda dünya şampiyonluğu kemeri. Bakalım kimde kalacak? Heyecan Doruk'ta. Kemer maçımızı artık geçiyoruz. Tokat'tayız ve gecenin en önemli maçındayız. Baka World Dünya Kemer maçı şu anda. Bu maç, hatırlatmalar yapmak istiyorum. 5 round üzerinden profesyonel bir kemer maçı olacak. Bir ufak notları sevgili İzgecan da yayın esnasında mutlaka size verecek ama ben de buradaki spor severlere anlatmak istiyorum. Ve öncelikle Mavi Köşe Mesut Minali ve Kırmızı Köşe. Hazır mıyız? Türkiye, o bir vanlı, şanlı, anlı ve şanlı Kubilay Tarhan. Ulusal marşlar için, milli marşlar için öncelikle misafir ülkenin ulusal marşı. İstiklal Marşımız. Harikasınız Tokat. Ve öncelikle söylediğim gibi çok profesyonel bir sporcu Mesut Minali. İran, 75 kilolarında, 31 yaşında, 1.82 boyunda, toplam maç sayısı 29, 26 galibiyeti var, 3 nakavtu, 40 maç. Evet, şu anda ikaz geliyor. 40 maçı var. 37 galibiyeti, 3 mağlubiyeti, 17 nakavtu var. Tebrikler diyoruz. Ve Kırmızı Köşe Kubilay Tarhan, lakabı Sniper.
Melike Divan 23 yaşında 1.80 boyunda 71 kilo ağırlığında toplam 9 profesyonel maçı var ve 9'unu da kazanmış durumda ve Erciyes Spor Kulübü'nden Uçan Balıklar Diyarı'ndan antrenör Sinan Ağlar ve profesyonel ve uluslararası çok değerli hakemimiz, hocamız, başhekemimiz Sayın Şahin Koçak. Sorunla da uğraşıyor ama hocam. Evet. Artık maça odaklama vaktimiz geldi. Evet. Çok güzel, sert, güzel, teknik bir maç bekliyorum. Kubilay da elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum. Genç bir sporcu. Güzel, harika bir maç olacak. İyi olan kazansın diyorum. Tabii ki gönlümüz. Kesinlikle öyle. 5 round olduğunu hatırlatalım hocam bu arada. 5 round. Bu şampiyonluk maçının. Tam 15 dakika dövüşecekler. Eğer bir nakavt olmazsa tabii. Mesut Minayi hocam tabii normalde daha yüksek kilolarda izlemeye de alışırız kendisini. Kemer maçı için ciddi kilo düştü. 8 saat saunada kalarak 71,5 kilo düştü. Fizik farkı da var iki sporcu arasında biraz ama bu Kubilay'ın tabii birazcık daha hızlı olması anlamına da gelebilir. Mücadelemiz başladı. Sarı şortu mavi eldivenleriyle Mesut Minayi, siyah şortu kırmızı eldivenleriyle Kubilay Tarhan. Bakalım Bakokro şampiyonluğu kimin olacak? Sniper Kubilay. Uçlu rakibini avlayabilecek mi göreceğiz. Mesut Minayi çok sert bir sporcu. Öyle kolay kolay da kaybetmeyen bir sporcu ama Kubilay da dişli bir rakip tabii ki. Bakalım bu durumu kim çözecek hocam? Evet. Ben tabii ki hareketli dövüşerek, rounda yayarak, Kubilay'ın avantajlı duruma geçerek maçı eşitlemesi, hatta öne geçmesini diliyorum. Ve dizlerini Mesut Minayi'ye vurmasını temenni ediyorum. Bakalım yapabilecek mi? Bir yandan tabii ki 5 round bir maç. Ya 3 round gibi düşünmemek gerekiyor. Taktikler farklı, gidişat farklı. Evet. Tabii gardını aşmaması gerekiyor. Çok güzel bir sağ. Gardını hiçbir şekilde düşünmemesi gerekiyor Kubilay'ın. Kubilay Mesut'tan daha hızlı hocam. Bunu kullanması gerekiyor şu ana kadar. Mesut çok sert tabii ama. Şu anda harika gidiyor. Mükemmel gidiyor. İnşallah aynı bir şekilde devam eder. Mesut Minayi'ye karşı dövüşmek öyle kolay değil. Tekneyi denedi Mesut Minayi. Kubilay elleri hızlı. Kullanmaya çalışıyor. Middle kick. Çok güzel. Tekneyi kaldırdı yukarı doğru. Biraz Mesut Minayi de gayet soğuklandı, devam ediyor. Bir kombinasyon. Sol middle kick'le bir ayakkaldı orada Kubilay'ı. Evet, sol middle kick ve sol high kick'e dikkat etmesi lazım. Çok tehlikeli hocam. Yani nakavtı bir anda getirebilen tekmeleri var. Evet, açık gördüğü anda orayı yakalayabilen bir sporcu. Mide ve surattan. Kubilay tekmelerini kullanmaya çalışıyor. Bir kez daha Kubilay. Sağ kontrasıyla geldi. Şimdi değil. Şimdi bakın. High kick kaçtı Kubilay. Güzel low kickle karşılık, ardından iyi kapandı. Bu tekmeleri Mesut'un elini alabilirse özellikle low kicklerle Kubilay iyi bir çıkarmış olur. Mesut Kubilay dizide tehlikeli yalnız. Bir boy avantajı var tabii ki Kubilay Tayran'a karşı. High kick denemesi ilk omuzda kaldı ama hedef alabilir. Güzel bir diz. Çok güzel bir diz. Kaburgaya isabeti buldu Kubilay Tayran. İyi kapandı Kubilay son anda. Mesut Minayi, Ersan Turan hocamın bahsettiği gibi boşluk gördüğü anda tetiği çekebilen bir isim. 10 saniye kaldı ilk round'un sona ermesine. Hakik denemesi. Round'unda da Zümrüt'ü getiriyor Mesut ama iyi kapandı Kubilay ve ilk round'un sonuna geldik hocam. Evet, round'unda nakavt olabilirsiniz. Antrenörü Sinan Ağlar. Sinan hocamız çok değerli bir hocamız. Birçok Avrupa Dünya Şampiyonu yetiştirmiş. Hem de akademisyen bir hocamız. Hocam Mesut Minayi'nin burnunda bir kanama var. Devam edecektir maçı ama bir darbe almış durumda. Üstünde bir açılma var gibi kendisinin. Çok güzel. Tabii psikolojik olarak. Bize avantaj. Bize avantaj. Evet. İkinci roundumuz başladı. Mesut Minayi sert mülkitleri kullanma çabasında olacak. Kubilay kontra zamanlaması alıyor. Son bir şok geldi. Kubilay şampiyon. Mesut Minayi'ye karşı ikram saydırıyor. Başın
Hemen başladı sert bir sağ direk. Mesut Binay'dan geldi Kubilay. Hemen oraya getirilecek iyi bir sağ direk soluyla. Tokat'ta şu anda Hüseyin Akbaş. Stop. Tokat. Kubilay'ın arkasında. Please. Köşeye koydu var. Çağfer abi değil. Mesut Binay'ın köşesinde. Please. Haydar. Yani inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz. Mesut Binay'ın arkasında geliyor. Çok iyi diz. Sağ direğe karşı çok iyi diz geldi. Kubilay Tayran'dan Mesut Binay'ı bastırmaya devam ediyor. Şöyle sol köşe gönderdi. Tekmeyi gönderdi. Haydi Kubilay. Kubilay Tayran üstüne ele almıştırdı maçta. Mesut Binay'ın sırtı diplere getirdi. Sol sabitle. Biz harika, harika biz. Sol kaburgaya bir diz daha. Hayır. Mesut Binay yine uğradı, şaşırmış durumda. Dağıldı. Hiç stop. Belki de böyle bir maç beklemiyordu. Stop. Evet, çok no hope. Daha basit please. Bir no maç hope. Arzuluyordu ama. Kubilay Tarhan 23 yaşında Vako Pro Dünya Şampiyonluğunu hem de Mesut Binay'dan alabilecek mi bakalım. İyi çalıştı Kubilay. Stop. Sarsıldı Mesut Binay'ı. No bad. Enseye darbeye no dikkat. Şahin Kocak'tan fight. Uyarı var. Oh! Çok iyi darbe. Önden beri fıskaladı. Kubilay çeneyi buldu. Hadi devamı gelse. 1 dakika 10 saniye var. İkinci roundta. Mesut Binay'ı bastırıyor. Kubilay seçerek break. Aradan. Stop. Çok iyi darbeler buldu. No fakat no çıkardı. No fight. Tüm tokat şu anda Kubilay'ın yanında. Hiçbir şey yok. Şu anda hiçbir şey yok. Mesut. Çok itiraz ediyor gerçekten ama Şahin Koçak gayet hakim şu anda konuya. Müthiş bir ortaklanan. Harika. Front kickler vuruyor. Harika. İkinci sabite çevirdi bunları Kubilay Tarhan. Şahin Koçak yine araya girdi. Bu sefer de Kubilay'ın köşesinde uyarılar var. Köşelerin sakin olması lazım. Maç yeniden başlıyor. Devam ediyor kaldığı yerden. Kubilay! Kubilay içeriden bir fark taradı. İçeri girdiği zaman çok etkili, dışarıdan kontrol çok etkili. Sonuna harikasın Kubilay, harikasın! Mesut Binay'ı bastırıyor. Kubilay iyi kaçtı, iyi kaçtı. High kick. Daha geçti Kubilay'ı da aman dikkat. Aman dikkat. İyi götürüyoruz maçı. Kubilay da high kick. Dengesini kaybetti. Sakatlık yok neyse ki. Harikasın Kubilay. Ya bu kadar maçı Mesut Binay'ı 40 maç 37'sini hepsinde kolay kazanmadı. Böyle zor noktalardan dönmeyi de bilen bir isim ve bu tekmeler çok tehlikeli. Aman dikkat. Sağ kroşe boşa gitti. Sol direkle geldi Mesut Binay'ı. 3. round'a hızlı başladı. İranlı sporcu hakik kaçtı. Kubilay tezahüratları var. Hüseyin Akbaş spor salonunda herkes Kubilay Tarhan'ın arkasında. Çok sert tekmeler. Mesut Binay'ı. Son ve dört kez. Tam isabet geldi. Şahin Koçak sarıyor. Çok kötü yakalandı Kubilay. Çok kötü yakalandı Kubilay. Kalkması zor olabilir burada hocam maalesef. Bitiyor maç. Çok iyi götürüyorduk maalesef olmadı. Mesut Binay'ı. Kenarını sahibi. Çok yazık oldu. Çok yazık oldu. Çok güzel bir yazı. Ama tabii ki. Hocam bu tekmeler yalnız gerçekten çok 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 tehlikeli çok tekmeler. Çok tehlikeli. Aynen bahsettik. Maçın başından beri söylüyoruz zaten. Vücudumuzu kafamızı açmamamız gerekiyor dedik. Ama biz tabii ki tebrik ediyoruz Kubilay'ı. Harika mücadele etti. Müthiş dövüştü Kubilay. İkinci round saydırmayı da başardı ama işte rakip Mesut Binay'ı olunca hocam bir tekme. Evet. Bir açık. Maçı bitirebiliyor hakikaten. Yani çok çok özel bir sporcuyla çok özel bir mücadele verdi Kubilay. Maalesef bugün olmadı. Evet, evet. Nasip, nasip. Tekrar izleyeceğiz. İşte maçın sonu. Kubilay kapanmaya da çalışıyorken bu arada gelen bir tekme. Hani... Evet, Mesut çok iyi gözleri olan bir sporcu. Sporcu arasında konuştu oldu. Hemen ben araya girdim. Hocam dirseğin hemen altından, belin hemen üstünden. Orada bir tekmelik boşluk var. Onu yakaladı. Onu yakaladı gerçekten ve çok sert yakaladı.
Buna desteklemeye gelen herkese çok teşekkür ederim. İşte maç sonrasında da ekip arkadaşlar Kubilay'ın üstü ekranlarımıza yansıdı. Bundan şu yönde çok ağır bir şekilde ilgilendik. Artık da önde şöyle eski çıkıp yani çok zor şartlarda hazırlandık. Tamam var bahane değil ama ister istemez eksiye düşürüyor. Mesut'tan bu organizasyonlar rövanşım. İsteyim bundan bir rövanş maçı istiyorum. Lütfen beni kırmayın. En kısa zamanda bir rövanşa çıkmak istiyorum. Evet, Kubilay rövanş istedi. Mesut da tamam dedi. İlerleyen zamanlarda görüşeceğiz mutlaka. Evet, ben maçın karar için. Ya burada bu adama niye vurmuyor lan? Ya Apo bir git ya. Maçı niye bırakıyor burada? Evet. Vaka World kemer maçında gerçekten muhteşem bir maç izledik. Kral kırana bir maçtı ama her maçın bir kazananı var tabii ki. Ve orta hakem maç hakemi kararıyla RSC kazanan mavi köşe Mesut Minahi. Mesut Minahi Vakopro 71.5 kilo kemerinin sahibi oluyor değerli izleyenler. Kubilay çok iyi dönüştü. Ringi lütfen ringi müsaade edelim. Profesyonel bir maç olduğu için. Kupa taktikleri olacak. Tokat Emniyet Müdürümüz Sayın Arman Adnan Erdoğan. Tokat Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Haşim Eğer. Tokat Ağır Ceza Hakimi Sayın Seyitan Aydoğlu'yu bilgiye davet ediyorum. Ve diğer sponsorlarımız Çınaret Turhan, Sayın Özay Çınar, Gülkun Turhan, Sayın Mustafa Gül, Hürtbaş Ayşe, Sayın Nurettin Yemece, Tower Hotel ve bizim ev sahibimiz, misafirlerimiz, sokaktaki evimiz Sayın Koray Cinkılıç. Baransel Oto, Sayın Abdullah Baransel. Biraz açalım, biraz geriye doğru gelelim. Evet, biraz açılacağız, biraz geriye doğru. Sporcumuza kolları takmayacağız. Evet. Değerli ödüllerimiz, evet. Evet. Tamam. Değerli spor severler, sevgili Tokatlılar, kıymetli hazırım ve kıymetli değerli büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Mesut, kemer aldıktan sonra Mesut neler söyleyeceksin? سلام عرض میکنم خدمت همه مردم خوب ترکیه به خاطر مهمون نوازیشون و تشکر میکنم از ارسان دوران مسئول برگزاری مسابقه و تشکر از مردم خوب ایران به خاطر دعاشون آمد سویلدی که هر کس سلام چوک چوک تشکر ارسان دوران ارگانسیونه چوک بیوک بیر ارگانسیون هر یرده مسئول دویشیم هر یرده گذیر سویلدی که بو ارگانسیون ایرو چوک ای چوک dövüşleri, antrenmanları çok iyi, çok sağ olsun, çok çok teşekkür ederim. Son olarak gerçekten harika bir maçtı. Çok profesyonel bir maç izledik ama Mesut'a birçok maç teklifi gelecektir. Mesut, Türkiye'deki bütün maçlara açık mı? Gelen sorulardan bir tanesi. Okey. Direkt okey dedi zaten, tamam dedi. Evet. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Gerçekten Tokat'ın misafirperverliğine çok teşekkür ediyoruz. Buradaydık. Tokat'ta olmaktan çok mutlu olduk. Bir Ersan Turan organizasyonunda Tokat'ta görüşmek dileğiyle söz sende Ezgi Can.